Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde tüm yönleriyle pankreas kanserini, pankreas kanserinin tedavisinde özellikle de cerrahi tedavisindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Maslak Hastanesi ve Altunizade Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Şimdi bir sohbetimize başlayacağız. Ancak sevgili izleyiciler her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi pankreasta görülen tümörlerin görülme sıklığı nedir? Özellikle de habis tümörlerin, pankreas kanserinin. Daha çok pankreas kanseri dediğimiz tablo hangi yaş grubunda ortaya çıkar? Kadınlarda mı yoksa daha çok erkeklerde mi sık rastlanan bir tablodur? Yani şimdi bu gittikçe sizin sorduğunuz soru çok önemli. Çünkü pankreas tümörü eşittir pankreas kanseri değil. Evet. Gittikçe... BT'lerde, MR'da herhangi bir başka nedenle çekilen e, bu görüntülerde biz daha çok fazla pankreas tümörlerine rastlıyoruz. Evet. Bu çok ciddi bir şekilde arttı. Yani o da sonuçta bizi de çok uğraştırıyor. Çünkü her zaman sizin dediğiniz gibi bu pankreas kanseri mi veyahut da evet. sırf takip edilebilecek bir tümör mü? Bunun çeşitli ee, rakamda çeşitli tümörler ortada var. Kistik tümörler, solid tümörler. Ee, hmm. Ve bunları biz ayda edebiliyoruz artık yavaş hmm. yavaş. O da hastalarımıza önerilinde verebiliyoruz. Bu direkt her zaman cerrahi diye sonuçlanmıyor. Hmm. Bu çok önemli bir şey. Bu bir. İkincisi sizin pankreas kanseri tabi hepimizin korktuğu e, o pankreas tümörlerinden çünkü en agresif olan o oluyor. Hmm. O genellikle 60 yaşlarında ortaya çıkıyordu. Ama bu gittikçe artık yuk yukarıya doğru yükseliyor çünkü insanlar daha yaşlı oluyor. Daha hmm. yaşlı olduğu zaman da biz 70'lerde, 80'lerde bile bile bunu rastlıyoruz ve tedavi de edebiliyoruz hasta iyi durumda ise. Peki pankreas kanseri dediğimiz tabloyu konuşalım. Sinsi ilerleyen bir durum mudur, hastalık mıdır? Yoksa bazı belirtilere yol açar mı? Ya da belirtiler tam tersine hastalık biraz ilerledikten sonra mı ortaya çıkar? Ee, hepsinden birisi var ama birazcık şöyle söyleyeyim. Maalesef sizin ilk söylediğiniz e, terim çok doğru. O da sinsi. Hı -hı. Çünkü hiçbir şeyden, hiç komple bir sağlıktan bir gün bir anda sarılık geçirerek, sarılık bir Hı -hı. bunlardan önemli bir faktörler. Bir anda hastanın pankreas kanseri olduğunu, belki de aynı zamanda metastazlı bile bir kanser olduğunu yani çok ileri evrede olduğunu anlayabiliriz. Bazı hastaları da şansına görüyoruz bazı tetkiklerde. Orada orada da ileri evrede o yakılabiliyor oluruz. Yani bu bir şekilde maalesef böyle belirli bazı, bazı öbür hastalıklardaki gibi belirli e, semptomlarla ortamıza çıkmıyor. Sırf biz sonuçları görüyoruz. Evet. O sarılık, sarılık sonuçta pankreas kanseri safra yolunu kapatınca pankreas başında olan bir tümörde sarılık olarak görüyoruz. Veya pankreas başı veya gövdesindeki olan tümörler genelde arka hastalara ağrı yapıyor. Hı hı. Karın ağrısı, sırta vuran ağrısı yapılıyor. Uzun zaman bu ağrının nedeninin ortaya çıkartmaya çalışılıyor ama ondan sonra en sonunda belki pankreas olduğunu geç bir vakitte yakalıyoruz. Yani bunlar aslında bunların semptomları. Peki. Son zamanlarda bir evet. sonuç çünkü önemli bir şey herhangi bir sağlıktan bir anda hastalar, diyabetik olunca bu hastalarda bir işaret oluyor. Yani bu yani herhangi bir şekilde hiçbir ön hikayesi olmadan, diyabetik hikayesi olmadan bir anda diyabetik olan hasta bu hasta grubunda ciddi bir oranda pankreas kanserin ilk belirtisi olarak olduğunu görüyoruz. Aniden ortaya çıkan bir Aniden evet. Yani böyle Peki, eskiden diyabetik hikayesi olmayan hastalarda. Peki bir de şu da doğru mudur? <laughs> tip 2 diyabet ya da tip 1 diyabet ile pankreas kanseri Arasında bir bağlantı var mı? Yani diyabete olan kişilerde pankreas kanserine daha sık rastlanabilir mi? Evet, o zaten onu, bunu biz biliyoruz, o doğru. Hı -hı. Ee, evet. Ama bu daha çok bu sif e, adipositas, yani obazite yani kilolu hasta artı diyabetik olmuş olan yeah. hasta, yani bu e, e, hepsi bir anda olursa, o zaman hastaların pankreas kanseri olma e, şansı artıyor. Bunu da tabii tetikleyen başka iki konu da var. Ama o da genellikle bütün bir sürü kanser hastalıklı için yani maalesef geçerli. O da alkol ve e, sigara. Hı hı. Sigara pankreas kanseri açısından da risk faktörü. Kesinlikle. Alkol Kesinlikle. ve sigara dediniz. Kesinlikle. Şimdi e, biraz tanıyı konuşayım size. Bir, bir hasta geldiğinde pankreas kanserinden şüphelenirseniz e, ne tür tetkikler istiyorsunuz? Bazı laboratuvar tetkikleri de pankreas kanseri tanısını destekleyebilir mi? Evet şimdi kan değerlerinde bakarsanız diyelim ki prostat kanserindeki gibi bir PSA değeri gibi bir Hı -hı. şey yok. Evet. CA19-9 diye bildi bildiğimiz bir kanser tümör markarı var ee, pankreas kanseri için kullandığımız. Ama bunların her pankreas kanserinde yok. Yani pankreas kanserinde bunun yüksek olmuş olan hastalar var. Biz o zaman bunu iyi kullanıyoruz. Çünkü niye? Ameliyat ediyoruz, veya kemoterapi veriyoruz. Ondan sonra yanıtını, o değerin düşüp inmesinden izliyoruz. Ama bazı hastalar, yani büyük tümörleri var, hiçbir şekilde o marker yüksek değil. Yani hmm. onun için mevcut olan hastalarda kullanabilirsiniz, ama e, olmayanlara da maalesef rakamı çok yüksek. İlk tanı olarak biz şüphemiz olunca bence en iyisi hastaya bir BT yapmak, hmm. bilgisayar tomografi yapmak. Ve bu bilgisayar tomografide bir şekilde biz bu hastanın herhangi bir pankreasta bir kitlesi olup olmadığını görebiliriz. Tabii daha çok genç hastalarda MR o da aynı Hı -hı. Bir şekilde uygulanabilir. Ama genelde aslında standart yani bir BT'dir. Şimdi günümüzde pankreas kanserinin tedavisine yaklaşım nasıl değişti tedaviye geleceğim. Bundan herhalde çok kısa bir süre öncesine kadar pankreas kanseri... E çok tedavisinde başarılı sonuç alınabilen bir kanser türü değildi. Günümüzde ne gibi gelişmeler oldu? Pankreas kanserinin tedavisi ve tedavinin başarısı ne yöne doğru evriliyor? Şimdi pankreas kanseri yakalan hastanın 3 tane kategorisi var. Uh -huh. Birisi ilk tanıda bunlar genelde %50 oranda oluyor o hastaların. İlk tanıda metastazlan beraber tanı olan hastalar Bunlar aslında bizim en çok tabii ki korktuğumuz hastalar biz bunlara bir cerrahi olarak da e, bir sağ kalım veremeyeceğiz bu hastalarda ve bunlar ama bunlar da mı başarılı oldu? Çünkü bunlar eski zamanda emizdeki olan mevcut olan e, kuvvetli kemoterapilerle 6-9 ay sonradan yine de genelde bir sene maksimum hastaları kaybediyorduk. Yani. Bunu şimdi yeni kemoterapilerle biz bunu iki sene ve bunun ötesini e, ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Hastayı kurtarabiliyor muyuz? Maalesef değil ama. ...ciddi iyi bir zaman katkısında bulunabiliyoruz. Hı hı. İkinci kategori hastalar, bunlar genelde yüzde yirmi... ...lokal, kontrollü yani hiçbir damara sıçramamış... pankreas içindeki olan hastalar. Hı hı. Biz bunlara direkt cerrahi uyguluyoruz. Ve bu cerrahiden sonra at yuvan dediğimiz yani cerrahiden sonra... ...cerrahi etkisini güçlendiren kemoterapiyle bu hastalara temiz bir şekilde çıkarsak yeni çıkarttığımız yayınlara göre bizimle kendi grubumuzdan yüzde 45 yıl sağ kalımı sağlayabiliyoruz yani bu bu ciddi bir oranda gelişme var bu eskilerde yüzde 15 yüzde 20 oluyordu üçüncü grup en ilginç grup bunlar genelde yüzde 30 ilk tanıda çıkan Metastazı olmayan ama lokal olarak yani pankreasin <laughs> etrafındaki çok büyük sayıda bizim bütün vücudumuz için önemli damarlar vardır. Evet. Ve o damarlara yayılım varsa o zaman ameliyattan sonra temiz çıkma oranımız azalıyor. Ve onu da etkileyici şimdi ciddi kemoterapiler oluyor. Evet. Ve bu ameliyattan önce bu sefer kemoterapilerle ve bazı ülkelerde kemoradyoterapilerle biz bu tümörü küçültebiliyoruz veyahut da o tümörün içindeki olan bütün kanser hücrelerini yok edip bu hastalara da tekrar sanki o birinci gruptaki gibi yani ilk tanıda hemen direkt ameliyata girebileceğimiz gruptaki gibi bu sağ kalımı sağlayabilecek bir ameliyat onlara sunabiliyoruz. Bu bizim böyle 15-20 sene önce yapamayacağımız bir şeydi ve bu ciddi bir şekilde bize umut veriyor. Çünkü yani %20 Tedavi edebileceğimiz hastaları şimdi aklı iyi gelirse yüzde %45 45'e kadar falan ciddi bir şekilde hastalara umut verici bir tedavi uygulayabiliyoruz. Bazı girişimsel yöntemler de herhalde var değil mi? Pankreas kanserinin tedavisinde. Denililiyor. Şu an hepsi kesin bir sonuç alınmadı. Ama bunlar her zaman cerrahi uygulanamayan hastalarda oluyor. Evet. Aha. Yani ilk tedavi her zaman cerrahi olması lazım. Yani cerrahi başarabilecek bir duruma getirebilmesi gerekiyor aslında Ama bu olmuyorsa bu hastalarda aplatif terapiler dediğimiz yani yakma, evet. o tarz hastalar... O tarz... Dondurma gibi yöntemler. Aynen, mi? aynen öyle. Peki sizin branşınıza artık geleceğim. Pankreas kanserinin cerrahi tedavisi. Nasıl yapılıyor ameliyatlar? Ameliyat tekniklerinde bir takım gelişmeler var mı? Şimdi ilk önce... Pankreasın tabii ki başı var, ortası var, gövdesi var, kuyruğu var. Ona göre tümör onu çıkartmak için elimizdeki olan cerrahi yöntemleri değişiyor. Yani evet. boyut şeye göre, yani lokalizasyon nerede. Kuyrukta olursa pankreasın, ameliyat çok kolay. Genellikle kuyrukla beraber dalakla pankreası çıkartılıyor ve herhangi bir başka bir yeni bağlantılar kurulması gerekmiyor. Bu yani basit bir Daha ameliyat basit. evet. Ama tabii ki pankreas başında olunca o zaman pankreas 12 parmak bağırsağın içine alındığı bir organ olduğu için yani tam midenin safra yolunun buluştuğu bir yer biz o, komple biz o alanı çıkartmamız gerekiyor. Pankreasın başı ve 12 Hı -hı. parmak varsa. ve Bunu yapınca da 3 tane yeni bağlantı kurmamız lazım. Safra yoluyla pankreastan mideyle. Onun için yani bu tabii ki bir bizim o Whipple dediğimiz e, ameliyat. Bu tabii ki Deney, deneyli ellerde yapılması gereken büyük bir ameliyat sonuçta. Hı. Bunu biz yapıyoruz. Bunlar genelde pankreas cerrahisinde uyguladığımız yöntemler. Bunların gelişmesi var mı? Evet, biz çünkü bunu bu hastalıkları, bu tarz ameliyatları gittikçe zaten sol pankreatektomi yani kuruktaki olan tümörleri artık laparoskopik yani minimal invazif Hı. kapalı. Ameliyat dediğimiz tarzda veya robotik olarak da bizim de uyguladığımız gibi robotla biz bu, bu ameliyatları hastayı daha çok az e, e, etkileyici bir şekilde, hastaneden daha çok az e, e, hastanede kalıp da daha çok erken çıkabileceği bir şekilde ameliyatları yapabiliyoruz. Bipil ameliyatı da gittikçe laparoskopik ve e, robotik uygulamaya başladık. Yani bir şekilde hastanın konforunu sağlayacak ama aynı zamanda onkolojik olarak yani kanser tedavisini etkilemeyecek bir şekilde bu ameliyatları bugün artık yapabiliyoruz. Peki artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Elbette ki pankreas kanserinin tedavisinde sizin de vurgu yaptığınız gibi öncelikle vakanın biraz da erken dönemde gelmesi, tanı alması ve tedaviye başlanması gerekiyor. Pankreas kanserinin bir tarama programı var mıdır? Özellikle belli aralıklarla hekime gitmeleri kişiler bulunuyor mu? Örneğin biraz önce diyabet hastaları dediniz hani risk gruptadır dediniz. Yani keşke öyle bir şey olsa size uzun uzun bunu anlatabilsem keşke. ama maalesef bu çok kısa kalacak. Maalesef evet. ka kolon kanseri veya prostat kanseri gibi bir öyle bir tarama sistemi mevcut değil şu an. Yani onlar daha çok erken evrede yakalanan hastalar genelde şansına yakaladığımız hastalar oluyor. Ee, bu tabii ki bir şekilde güzel ama bir, bu belli bir tarama programı yok. İnsanlar genel olarak yaşına göre olan bütün taramaları yaparak onu da belki yakalayabiliriz. Ama şu an maalesef herhangi bir popülasyona uygulayacağımız, önereceğimiz bir e, tablo yok şu an bu hastalık için. Yani burada önemli olan her yaş grubuna göre kişilerin doktor kontrollerini ihmal Aynen. etmemeleri. O bir de biraz önce dediniz ki mesela karın ağrısı olur. Sırtı arkaya vuran bir ağrı evet, olur dediniz. Evet, evet. Ben hep insanlara bakıyorum ağrıları ağrı kesicilerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Aynen. Şimdi burada nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani e, bazı ağrılar vardır ki herhalde bir uzmana e, gidilmesine gerekir değil mi? Bu bizim maalesef çok sık yaşadığımız evet. bir problem. Çünkü insanlar ağrıları oluyor. Ona sonra ev doktoruna gidiyor. Onlar tamam şunu iç geçer diyor Oradan ortopedi diyor, ortopedi ya şu yani bu ciddi, bir şekilde bir hastanın yani. ağrısı gitmiyorsa yani bunu aklına tutmak lazım. Yani ben benim eski şefim Almanya'daki her zaman derdi yani ağrısı olan hasta her zaman haklıdır. O bence doğru bir şey. Ee, yani o ağrının nenin olanı çıkartana kadar araştırmak lazım. Hele bile çünkü çok fazla beklersek pankreas kanserle ilgili o has, genelde çünkü ağrılı olan hastalar Evet. ...prognozu zaten o kadar çok iyi olmayan hastalar oluyor. Şimdi tabii pankreas kanserini konuştuk ama... ...dediniz ki ağrısı olan hasta her zaman haklıdır. Ağrısı olan insanlar da her zaman haklıdır. Yani her türlü ağrısı, en basit bir diş ağrısı bile. E, o yüzden hani ağrı deyip de geçmemek gerekiyor. Kesinlikle. E, bu arada Almanya'dan kısa bir süre önce Türkiye'ye geldiniz... Programımıza da katıldığınız için artık Türkiye'de e, çalışıyorsunuz. E, programımıza da katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, eğer pankreas kanserine e, belirtilerine, teşhis ve tedavi yöntemlerine ve özellikle de pankreas kanseri cerrahisine dair merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.